Değerli takipçiler, NF Talks'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Basket Talks'un sunucusu ve kurucusu Mirdemir Demirer. Bugünkü konu Darüşşafaka Basketbol'dan Canberk Kuş. Canberk abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. İşte biz de yavaş yavaş off sezon bitmek üzere. Benim yarın sağlık kontrollerim var. Ondan sonra kulüple antrenmanlara başlayacağız. Süper. Off season'a nasıl geçirdiniz? Sezona nasıl hazırlandınız sizce? Yani bizim basketbol sezonu antrenmanlarla dahil zaten çok uzun sürdüğü için biraz hani vücudumuzu dinlendirmek, bütün sporcular yapıyor zaten bunu. Hani bir ufak bir tatil, ufak rehabilitasyonlar falan filan. Ondan sonra biraz halter üstü top antrenmanı, hani kasları biraz daha çalıştırarak hani biraz daha topa başladım. Hani çok böyle yoğun bir yaz geçirmedim açıkçası ama hani yeterince kıvamındaydı. Süper. Yani hazırlandığımı her şey düşünüyorum yani. Aynen, zaten kulübe başladığımız zaman hani günde iki bazen üç idman olduğu oluyor. O yüzden hani vücudu dinlendirmek daha iyi yaz dönemi. Evet evet, doğru. Çünkü zaten sezon için daha bire idman maç, idman maç. Yani biraz mental olarak da basketboldan uzaklaşmak gerekiyor. Basketbol sezonu diğer sporlara göre en uzun sezon çünkü. Hani 10 ay kadar sürüyor resmen. Maçlardan önceyi de sayıyorum. Hani takımla pre-season falan filan da sayıyorum. Çok uzun sürüyor. Hani bizi de mental olarak çok yorduğu için biz bir tatile gidiyor zaten. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Şu anda Türkiye'de izlediğim gerçekten en havalı basketbolcu sizsiniz. O dövmeler filan. Teşekkür ederim. Hatta bir iki tane fotoğrafınız var Instagram'da. Bunu da YouTube'dan izliyorsanız şu an buraya bir yere koydum muhtemelen. Hani topla duruyorsunuz, potaya asılıyorsunuz kırmızı fonda. Neyse, direkt o zaman ilk sorumuza geçiyorum. 6 yıl kadar Amerika'da basketbol oynadınız. Bu nasıl bir maceraydı sizin için? Yani size neler kattı? Öncelikle benim Amerika'ya gitmemden biraz bahsetmek isterim. Ben Beşiktaş'la, hani o sonraki sorularımızda da var ama Beşiktaş'la hani ben kontrat imzalamadan Amerika'ya gittim. Benim için çok yararlı olduğunu düşünüyorum Amerika'ya gitmemin. Çünkü hani 18 yaşında A takım seviyesine çıktığı zaman hem fiziksel hem oyun bilgisinin yeterli olmadığını görüyorsunuz. Oynamadığı için de bir süre sonra ikinciliklere, üçüncüliklere düşüyor oyuncular. Halbuki oyuncular hani çok büyük, işte geleceğin oyuncusu falan filan denilen insanlar bile bunları yaşıyor yani. Hepsi ikinciliklere düştüğü oluyor. Yani düşmekten kastım hani olmaması gerekiyor bazı oyuncular için. Yani hani çok yüksek beklentiler olduğu için onlar. Hani ben de kendim aynı şeyle karşılaşmamak için zaten Amerika'ya gittim. Hani çünkü bir basketbolcunun oynayarak öğrenmesi gerekiyor. Ben de Amerika'nın hani bana 6 senede çok büyük bir şeyler kattığına inanıyorum açıkçası. Amerika'da çok da önemli isimlerle maç yaptınız. İşte Ben Simmons, Taco Fall gibi böyle büyük isimlerle şu an... Daha fazlası da var, evet. Daha az da mı var? Mesela evet. Kim var böyle duyunca böyle gerçekten oha diyeceğimiz? Tom Maker var, Malik Monk var, Miles Bridges var. Yani aynı turnuvada bulundum ama oynamadığım başka oyuncular da var. Hani Lonzo var. Hani böyle bir sürü oyuncu var açıkçası. Bunlar lise döneminde. Hani ben lise döneminde ikinci senemde Amerika şampiyonluğu kazandık çünkü takımımda. Böyle özel bir turnuva oluyor. Yani Amerika'nın elite prep school'larının katıldığı. Hani oraya daha böyle hani göz önünde olan oyuncuların oldukları okullar davet ediliyor. Hani öyle bir turnuvada şampiyon olduk. Hani çok da uzun, bütün sezon süren bir turnuva. Hani orada onlarla, bu diğer oyuncularla oynadım. Ben lise 3'te gittim. Yani lise sonunda şampiyon oldum. Yani şöyle, Amerika'da hani bir tane turnuva olmadığı için hep özel turnuvalar var. Bu da hani iyi turnuvalardan birisi. Hani böyle Dick's turnuvası var. İşte Grind Session var. Ve bir iki tane daha turnuva var. Hani farklı takımların gittiği. Çünkü milyonlarca okul olduğu için hani hepsi bir turnuvada buluşamıyor doğal olarak. O zaman buradaki sistem yok. Ben biraz burası gibi düşündüm. Hani şimdi kulüp takımı olmadığı için Amerika'da, hani liseler olduğu için sadece, çok fazla okul olduğu için şeyleri çok karışık. Sıralamaları, kategorileri. Yani atıyorum okulunda 5000 kişi varsa, yani 5000 öğrenci varsa 5000 öğrenciyle okullara karşı oynuyorsun. Yani çok karışık bir sistemleri var.
Malik Monk'la da Malik Monk Arkansaslı olduğu için hani biz böyle yazın kendi aramızda pick-up oynarken hani biz de gelip maç yapıyordu ben üniversitedeyken onu da oradan tanıyorum. Mesela bizim için bu Türkiye'deki genç basketbolcular için bu oyuncular çok büyük ve böyle ulaşılamaz. Hatta bir birebir yapsak bizi devirirler, potaya sokarlar gibi görülüyor. Öyle bir algı var. Sizce biz çok biraz mu öyle abartıyoruz yoksa doğru mu düşünüyoruz? Bence doğru düşünüyorsunuz. Hani şöyle, tabii ki herkese yapabileceklerini sanmıyorum. Ben aynı yaştayım ve bize yapamadılar yani. Şöyle, Taco zaten çok hantal. Benim ligimdeydi o, onun takımı. Ben Florida'daydım. O da başka bir okulda okuyordu. Hani biz her zaman onları 30 ya da 40 sayı farklı yeniyorduk. Çünkü takımı çok kötüydü. Bizim de böyle 2-15-2-20 arası bir tane Senegalli oyuncumuz vardı. O onu hani rahatlıkla tutabiliyordu. Tamam, foul yapıyorduk, şey yapıyorduk. Hani farklı taktiklerimiz oluyordu maç içinde ama çok hani hantal olduğu için hani biz sadece koşarak yenebiliyorduk Taco'yu yani. Ben Simmons'a gelince de Ben Simmons Manworth Akademi'de oynuyordu. Hani bu Amerika'nın en prestijli liselerinden birisidir yani. Hani Manworth'da okuyorsanız Duke, Kentucky'ye, Kansas'a hani öyle okullara gidiyorsunuz genel olarak. Onun takımı o zaman Amerika'da birinciydi. Yani şu anda hala birinci olabilir yani o okul. Böyle bir liste vardır. Benim Amerika'daki ilk maçım Ben Simmons'a karşıydı. Yani ben daha İngilizce bilmiyorum. Amerika basketbol hakkında hiçbir bilgim yok. Bana dediler ki biz Amerika'nın işte hem birinci takımıyla hem en iyi takımıyla hem de Ben Simmons, yani o zaman işte bu ESPN'in sıralaması vardı. O hep birinciydi zaten sıralamada da. En iyi oyuncusuna karşı oynuyoruz diyorum. Bu arada takımın hepsi ESPN'in yüzünün içinde. Yani çocukların hepsi bir yere gidiyor. Hepsi bir şey oldular yani. Neyse, ben de dedim ya ben de, ne fark eder dedim yani, yani oynayacağız bitecek yani. Ben buradaki düşünüyorum hani atıyorum başka takımlarda işte hani bizde de Avrupa'da en iyi oyuncular var falan. Yani onlara karşı oynadığımız zaman hani kafa kafaya oynanıyor gibi geliyor. Onlar böyle bize çok üstünlük kuramadı. Benim takımım çünkü çok iyiydi. Hani biz 3 sayıyla kaybettik mesela onlara karşı. İlk maçım Amerika'da olmasına rağmen. Ama güzel bir tecrübeydi. Yani ben Simmons'ın kim olduğunu maçtan sonra öğrenmiştim. Isınmalarda falan zaten böyle hani küçük bir lise salonu düşünün. Çizgileri göremiyorduk. Çizgilerin etrafında insan vardı yani. Sırf o Ben Simmons'ı izlemek için gelmişler. Kesinlikle. Evet, şeyden aslında şey de çok büyük bir soru ve bir merak aslında. Amerika'da oynayan çoğu oyuncu, yani çoğu dediğim %95 oranındaki oyuncu gerçekten basketçi olabiliyor mu? Euroleague seviyesinde, işte NBA seviyesinde. Yoksa böyle onlar da dağılabiliyor mu ya da bırakabiliyor mu basketi? Şimdi şöyle, mesela ben kolejeye ilk girdiğim zaman böyle bir yüzde, daha doğrusu lisede de vermişlerdi böyle elimize. Bir oyuncunun profesyonel, hani NBA'yi baz alıyorlar tabii ki. NBA oyuncusu olmasıyla beyin cerrahı olması arasındaki hani yüzde farkı vardı. Beyin cerrahı olma şeyin daha yüksek. Yani Amerika'da şöyle söyleyeyim, 365 tane en son Division 1'de okul vardı. Bunu 12 ile çarparsan sana binlerce oyuncu yapıyor. Senede herhalde 40 tane oyuncu çıkıyorsa çıkıyordur. Avrupa'ya, oraya, buraya gelen 40-50 tane. Aslında bu sistem, bu sıralama sistemi, oradaki scoutlar için de çok iyi bir sistem değil mi? Adam bakıyor ve diyor ki Ben Simmons iyi bir oyuncu olacak yani, belli. Amerika'da öyle bir sistem var ki bu oyuncuların hani böyle çok bir iki tane sıra dışı, hani böyle Ja Morant gibi mesela, hani hiçbir yerden bir anda patlayanlar oluyor. Onlar zaten çok nadir. Ama böyle Ben Simmons'ı falan hani böyle lise 1'den itibaren biliyorlar zaten. Muhtemelen sen bir dakika bir buraya gel filan, bir şey yapıp koçlar bir geliştirip filan kampa. Tabii yani zaten etraflarında çok fazla adam var. Mesela Amerika'nın bence en büyük özelliği, yani buradan farklı olarak antrenman yapabileceğimiz salon var. Yani biz burada hani profesyonel sporcu olmamıza rağmen yaz döneminde salon bulmakta sıkıntı yaşıyoruz yani. Tamam, biz bulabiliyoruz ama bizden küçük çocuklar salon bulamıyor, antrenman yapamıyorlar mesela. Ki çok kötü bir şey bu. Peki o zaman hazır böyle küçük de parklara dönmüşken şunu sorayım. Amerika'dan Türkiye'ye geldiniz. Petkim'e geldiniz. İlk gördüğünüz böyle en belirgin farklar neydi Amerika ve Türkiye basketbol arasında, sistemi arasında? İlk farklılık açıkçası hani takım arasındaki yer farkıydı. Böyle abileriniz var, daha tecrübeli Amerikalılar var. Hani biraz daha yaşları büyük, onlar böyle biraz daha farklı. Yani gerçi Petkim'de öyle çok bir ayrım yoktu ama gene de hani böyle hissediyorsunuz. Hani böyle biraz daha iş olduğu için, hani kolejde çünkü iş gibi değil. Yani koç için iş ama bizim için biraz daha eğlence
tarafı yüksekti bu işin. Tüm takımlar hani böyle daha profesyonel. Hani hepsinin bir sonuçta çok büyük paralar yatırıyorlar. Belli bir yerlere gelmek istiyorlar. Çok büyük farklılıklar oluyor tabii ki. Hani oyundan hiç bahsetmiyorum zaten. Oyun çok farklı bir yerde. Hani Avrupa basketboluyla özellikle kolej çok farklı. NBA daha da farklı zaten. Oyuna alışmak biraz uzun sürdü benim için açıkçası. Tabii. Türkiye'de şimdi Petkim'de oynadınız, Galatasaray'a geçtiniz, şimdi de Darüşşafaka'dasınız. Bu sene geçtiniz, işte bu sene sezon başlayacak. Darüşşafaka'da sezon evet. geçireceksiniz. Türkiye'de geçirdiğiniz sezonları nasıl özetlersiniz? Önce Petkim'den sonra Galatasaray'dan. Yani Petkim'de alışma süremdi. Galatasaray biraz daha büyük bir kulüp. Hani beklentiler çok yüksek. Herkesin de bildiği gibi hani bizim sezon ortasında çok iyi bir takımımız vardı ama koçumuz değişti. Koçumuz değiştikten sonra takım çok daha iyi bir noktaya geldi. Biraz daha kenetlenme şansımız oldu. Efes'le yarı finalde 2-2'ye kadar gittik. Bu benim için açıkçası çok büyük bir tecrübe oldu. Bu sene hani tabii ki beklentilerimiz her zaman hani sezon her takım hedefi şampiyonluktur. Bu sene de öyle başlayacağız ve inşallah o şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Umarım. Şimdi bir de altyapı zamanlarınıza dönmek istiyorum. Ondan çok kısa bahsetmiştik. Siz Amerika'ya gitme yolculuğunuzdan bahsederken bahsetmiştiniz aslında. Onu biraz daha böyle deşmek istiyorum. Altyapıda Tofaş'ın ve Beşiktaş'ın altyapısında oynamışsınız. Hatta Beşiktaş size A takım teklif etmiş. Altyapı zamanlarınızda buraya tabii ki yine de şeyi de dahil edebiliriz. O altyapı sayılır mı? Artık profesyonellik mi bilmiyorum. İşte Amerika'daki geçirdiğiniz lise sezonlarını. Altyapı zamanlarınızda sizi en öne çıkartan özelliğiniz neydi? Şöyle, ben her zaman çok atletik bir oyuncu değildim açıkçası. Beşiktaş'ta da hani böyle smaç vurabiliyordum altyapıda falan filan ama yani genel olarak benim şutum daha ön plana çıkıyordu. Hani bana şutum çok yardımcı oluyordu. Tofaş demiştin. O hani şimdi insanlar düşünecek hani büyük ihtimalle Bursa Tofaş diye ama hayır ben Marmaris Tofaş Spor Okulu'nda baskete başladım. Başlama nedenim de açıkçası biraz fazla hareketli bir çocuk olduğum için annem beni zorla basketbola başlattı ki biraz enerjimi atayım diye. Yani 7 yaşında basketbola başlattı. Ondan sonra babamın işi nedeniyle İstanbul'a taşındık. Ben de Beşiktaş altyapısına girdim. Bir sene yani küçük A'yı oynadıktan sonra Beşiktaş'tan kovuldum yeterli olmadığım için. Ondan sonra Beylerbeyi Spor Kulübü'nde bir sene oynadıktan sonra Beşiktaş'a geri döndüm. Ondan sonra da bütün altyapımı Beşiktaş'ta tamamladım. Sonra da zaten Amerika yolculuğu başladı. Daha demin de bahsettiğimiz gibi. Aynen. Benim zaten hep küçüklükten beri niyetim Amerika'ya gitmekti. Yani hani hiç Amerika'nın neresi olduğunu bilmeden hani elime top alıp ben Amerika'ya gideceğim diyormuşum annemlere, babamlara. Böyle çizilmiş diyelim yani benim kaderim. Evet. Yani aslında bahsettiğiniz gibi çok da iyi bir tecrübe olmuş sizin için. Bir de sizde bazı röportajlarınızı dinlediğimde hatta bu okuduğumda ciddi bir LeBron James hayranlığı sezdim ve onu demiştiniz zaten bir yerde de. Sizi... Tabii yani... Evet zaten cevabı yani... Aynen yani küçüklüğümden beri yani ben Michael Jordan dönemine yetişemedim. Belki hani tamam o da belki en iyisi o bazıları için ama benim için değil tabii ki. Yani LeBron'dan sonra geliyor. Sonradan izlediğim Netflix'teki belgesel ekstra bir şey. Yani ne bileyim LeBron'u izlediğin zaman hani böyle bence LeBron'la aynı sahada olsanız onun hani böyle kuvvetini, sahaya hakimiyetini yani hissedersiniz diye düşünüyorum. Benim en büyük hayallerimden birisi de Amerika döneminde hiç denk gelemedim çünkü hani kolej sezonlarıyla NBA sezonu hep aynı dönemde. Bir maçına gitmek açıkçası. İnşallah seneye finallere yetişebilirsem gitmek istiyorum açıkçası. Bizim sezonumuz bittikten sonra. Bir de öyle bir şey var tabii doğru. Bu sene biraz sıkıntıya düştüler ya. Lakers'lar. Ama umarım gidersiniz izlersiniz LeBron James için. Ben gitti. Daha demin gitti evet, bir bekledim. O zaman madem Zoom uzatmamıza izin vermiyor, son sorumuza geçelim. Basketbol hayatınızın bütün hepsini kapsıyor. Yani hayatınız basketbol. Arta kalan zamanlarınızda neler yaparsınız? Yani hobileriniz nelerdir? Yani ben video oyun oynamayı çok seviyorum. PlayStation'da oyun oynuyorum. İki tane köpeğim var. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani genel olarak açıkçası basketbol dışındaki zamanlarımda ben evde oluyorum. Hani biraz da dinlenmek, hani sonraki güne hazırlanmak için. Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Akşam yemeği olsun. Onlara vakit ayırmayı elimden geldiğince çalışıyorum. Çünkü
çünkü çok hani yoğun olduğumuz için onlar genelde bana doğru, yani annem karşıda oturuyor, bu tarafa geliyor, hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, kız arkadaşım, hani hepimizi bir araya getirmeye çalışıyorum çünkü ben çoğu zaman deplasmana gidiyorum, döndüğüm zaman da onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Ara ara kitap okuyorum, akşamları film izlemeyi severim, yani öyle çok ekstra bir şey yapmıyorum açıkçası. O zaman sizden bize, izleyen kişilere şu anda ya da podcast olarak da dinleyen kişilere bir film önermenizi istesem ya da bir dizi. Hangi dizi olurdu? İşte Michael Jordan olmaz muhtemelen o belgesel. Onun dışında. Yok. İzlemedilerse Coach Carter'ı kesinlikle izlesinler. Sizde bu bir etki bıraktı mı? Coach Carter'ı ilk izlediğinizde. Kesinlikle. Bir yani bunu oyuncu diyeceğim ama insan olarak da hani burada sonuçta herkes basket oynamıyor yani bunu izler. Disiplinli olmasını anlatan bir film bu. Bir de yaptığı işe saygı duymasını da anlatıyor. Evet kesinlikle. Çok ciddi bir şekilde. Peki abi basketbolcu olmak isteyenlere, bunun için işte ter dökenlere bir öneriniz olsa ya da önerileriniz, bu neler olurdu ya da ne olurdu? Yani açıkçası biraz klişe olacak ilk söyleyeceğim şey, asla pes etmemeleri. Yani çünkü ben kendi hayatımda da öyle, yani hiç pes etmeden buralara geldim ki şöyle, ben Beşiktaş'tan kovulduğum zaman ciddi anlamda basketbolu bırakmayı bile düşündüm hani Yıldız takıma geçerken. Ama gene de pes etmedim, bugünlere geldim. İkincisi kesinlikle disiplinli olmaları, sürekli çalışmaya devam etmeleri. Mesela farklı 5 tane oyuncunun en iyi hareketini kendine katmaya çalışmaları. Zayıf noktalarını diyorum antrenörlerine sorması, onlar hakkında çalışmaları. Basketbol saha içinde çok önemli ama sahanın dışında da çok büyük. Yapmanız gereken şeyler var. Bu diyetiniz olsun, uyumanız olsun, günlük kaç litre su içtiğinize kadar çok önemli. Yani bunlara dikkat etmeleri çok önemli ileride eğer hani başarılı olmak istiyorlarsa. Çok teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için abi. Tekrar. Çok güzel oldu. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekte de artık görüşmek üzere. Bir maçını alıp mutlaka geleceğim. Ne zaman gelmek istersen haber verebilirsin. Teşekkürler. Görüşürüz abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. NF Talks'un ilk bölümünün konuğu Darüşşafaka Basketbol'dan Canberk Kuş oldu. Daha fazlası için nf.com.tr YouTube, nf.com.tr Instagram, nf.com.tr Twitter, nf.com.tr Facebook hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki NF Talks bölümünde ya da bir Reels'ta daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.